videomun konusu biraz spekülatif. Pek çok kişiyi de rahatsız edecektir sırf bu isimlendirme bile ama böyle bir isimlendirme yapmak durumundayım. İslam nasıl tahrif edildi? Ne anlatmaya çalışıyorum? Malum içinde doğduğumuz, yaşadığımız bir toplum var. Ve bu toplumda bize anlatılan bir din var. Bu dinin Allah'tan geldiği söyleniyor. Biz de buna iman ettiğimizi söylüyoruz. Ve bu dini elimizden geldiğince de yaşamaya çalışıyoruz. Ve bize anlatılan, ezberletilen, öğretilen bazı kalıplar var. Bu kalıpları çoğu kişi sorgulamıyor bile. Bunların doğru olduğunu varsayıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Bir taraftan diyoruz ki elimizde Kur'an var, Allah'ın kelamı. Bir tarafta da yaşadığımız din var. İlginç bir şekilde Kur'an'da yazanlarla yaşadığımız din arasında ciddi farklar olduğunu görüyoruz. Şimdi bazı konuda farklar olsa şu söylenebilir. Ya bu konuda ben fark olduğunu zannediyorum ama aslında burada bir fark yok. Kur'an'da yazanla yaşadığımız arasında bir çelişki yok. Ben bu konuyu anlayamıyorum denilebilir. Fakat bir konu, iki konu, üç konu, beş konu, 10 konu, 100 konu neredeyse elinize attığınız her konunun Kur'an'da yazdığından farklı olduğunu gördüğünüz zaman bir saniye ne yapılmış diyorsunuz. Şimdi bu videoda kısa kısa bazı örneklerle yapılan çarpıtmaları göstermeye çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Tabii çok zor bir konu çünkü değişik alanlardan örnekler göstermek istiyorum. Bu örneklerin özellikle detaylarına girip açıklamasını yapmayacağım. Sadece işte Kur'an'da şöyle, uygulamada böyle diyerek hızlı bir şekilde geçeceğim. Derinlemesine inip delillerini göstermeyeceğim. Bu nedenle dağınık konular ele alınmış olacak. Fakat bir taraftan da insanların düşünmesi için bir vesile olabilir. Çünkü bir konu bazı insanlar için önemli değilken başka bir konu önemli olup ya bir saniye biz ne yapıyoruz diyebilirler. İlk önce size hatırlatmak istediğim 3 tane ayet var. Bunları arkaya yazacağım ve ara ara ekrana getirmeye çalışacağım. Yoksa Allah'ın izni olmadığı halde onlar için dini kurallar ve yasalar ortaya koyan ortakları mı var? Ayetin orijinalinde şeriat kelimesi geçiyor. Daha önce belirlenmiş bir karar olmasaydı onların arasında yargı verilirdi. Zalimlere acı bir azap vardır. Şura suresi 42. sure 21. ayet. Şimdi burada şunu anlıyoruz. Dinde kurallar koymak sadece ve yalnızca Allah'ın tek elindedir. Allah'tan başka hiç kimse dinde kurallar koyamaz. Bu kadar net. Maide suresi 101. ayet önemli. İnananlar, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyler hakkında sorular sormayın. Kur'an ışığında sorarsanız size açık olurlar. Allah özellikle onlardan söz etmedi. Allah bağışlayandır, halimdir. Maide suresi 5. sure 101. ayet. Ayet çok açık. Anlatmaya gerek bile yok. Bir konu Kur'an'da yazmıyorsa unutulduğu için, eksik olduğu için değildir. Allah özellikle o konuyu açmamıştır, özellikle o konuya değinmemiştir. Bu konu bize bırakılmıştır. Bu kadar basit. Ve Bakara suresi olarak bilinen ikinci sure, Bakara sığır demektir. Zaten sureye adını veren kıssanın anlatıldığı 67. ve 71. ayetler arasını ben burada okumayacağım. Okumanızı tavsiye ediyorum. Kısaca anlatayım. Allah-u Teala Musa peygamber aracılığıyla İsrailoğullarından bir sığır kesmelerini emrediyor. İsrailoğullarının yapması gereken bir sığır kesmekti. Ama onlar sığırı kesmek yerine sığırın rengine, yaşına, cinsine, özelliklerine gibi sorular sorarak, detay üstüne detay üstüne detay sorarak işi kendilerine zorlaştırdılar. Bu kıssayla Allah-u Teala'nın vermeye çalıştığı mesaj, zaten Maide Suresi 101'de de söylediği gibi, ben bir konu hakkında emir verdiysem, hüküm verdiysem, Kur'an'da bir şey geçiyorsa onun üstüne fazla sorular sormayın. O yeterlidir. Detaylar gerekli olmadığı için verilmemiştir. Siz detay sormayın. Yani sığır kes dediği zaman sığır kesin. Sığırın rengini sormayın, yaşını sormayın, özelliğini sormayın. Çünkü sarı renkli bir sığır kesilmesi gerekseydi Allah-u Teala sarı renkli bir sığır derdi zaten. Kıssada anlatılmaya çalışılan mesaj bu. Şimdi konuya nereden başlayacağım? Bu da önemli. Günümüzde din dediğimiz zaman, bizim toplumumuzda daha doğrusu din dediğimiz zaman, dindar insan dediğimiz zaman anlaşılan bir şey var. Namazını kılan, orucunu tutan, ne bileyim işte takke takan, sakalı bırakan insanlar anlaşılıyor. İçinde yaşadığımız toplumda kendini dindar olarak tanımlayan insanların en çok önem gösterdikleri konu namaz kılmak. Namaz biliyorsunuz insanın Allah'a bir ibadeti, aslında bir dua. Ve duaya vücudunu da katması şekilsel bir ibadet. Şimdi Kur'an'da namaza baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bazı şeylerin altını özellikle çizdiğini görüyoruz. Mesela
Taha suresi 20. surenin 14. ayetini ele alalım. Bu aslında Musa peygambere verilen bir emir ama aynı zamanda biz de tabii ki üstümüze alınıyoruz. Ben, evet ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur, bana kulluk et ve beni anmak için namazı kıl. Taha suresi 14. ayet. Bakın burada namazın amacı anlatılıyor. Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek. Namaz Allah'ı zikretmek için yapılan bir ibadettir. Mesela Mü'minun suresi 23. surenin ilk iki ayetine bakalım. İman edenler kurtulmuşlardır. Onlar namazlarında huşu içindedirler, saygılıdırlar. Allah-u Teala'nın namazla ilgili şeylerde özellikle dikkat ettiği şeyin kendisini anmak için bu ibadeti yapmamız gerektiği ve namazda huşu içinde saygılı olmamız gerektiği. Başka hususlar da var ama onlara ilerleyen dakikalarda değineceğim. Peki gelenek namazı nasıl anlamış? Gelenek namazı tam anlamıyla bir askeri disipline sokmuş, bir askeri düzene sokmuş ve çok fazla şekilci yaklaşmış. Hemen bakalım. Allahu Ekber derken İmam Merginani Hidayi'nin müellifi diyor ki eli kaldırdıktan sonra Allahu Ekber diyeceksiniz namaza başlarken. İftitah tekbirinde eller kulak memesine değmeli mi? İlmihallerde kulak hizası deniliyor. Ne yapmamız lazım? Asıl olan hadis-i şeriflerde de geçtiği üzere ki Hanefi fukası da bunu delil olarak alıyor. Kulak hizasına kaldırılmasıdır. Mesela, Hanefi mezhebindeki usul ellerin göbek üzerinde bağlanması ve şu şekilde bağlanmasıdır. Bunun dışında Şafii mezhebine göre yine eller göbek hizasında fakat biraz sola meyilli bağlanır. Hanbeli mezhebine göre eller göbeğin tam üzerinde yahut göbeğin altında. Çoğunluğunun görüşü göbeğin altında bağlanmasıdır ve eller burada bağlanır. İmam Mali'ye göre bir rivayete göre ellerin bağlanmadığı gelmiş. Evet, el konusu. Namazda durduğumuz zaman ellerimizi ne yapacağımızla ilgili, nasıl kaldıracağız, nereye koyacağızla ilgili bir sürü detay söylenmiş. Tabii bu detaylar uydurulduğu için farkındaysanız herkes de farklı görüş söylüyor. İşte elimizi oraya mı koyalım, buraya mı koyalım, şöyle mi böyle mi? Yani tam olarak Yahudilerin sığırın rengini sorması. Hatta bu konuda ilginç bir örnek göstereyim size. Şu an ekrana yansıtıyorum. Bir tane kitap var. Namazda elleri kaldırma risalesi. Bu elleri kaldırmaktan kastettiğimiz namaza başlangıçta alınan tekbir değil. Burada kastettiğimiz rüküye giderken ve rükudan kalkarken elleri kaldırmak. Bazı mezheplerde yapılan bir hareket. Bununla ilgili bir kitap. Ben bir ara indirmişim internetten. Siz de bulabilirsiniz. Kapak sayfasıyla beraber toplam 21 sayfa. Yani sadece rüküye giderken ve rükudan kalkarken elleri kaldırmakla ilgili 21 sayfalık bir kitap yazılmış. Ve içinde toplam 198 tane rivayet alınmış. Bu kadar önem göstermişler. Tabii sadece el değil, ayaklar da önemli. Namazda ayakta dururken ve ruku yaparken iki ayağımızın arası ne kadar açık olmalıdır? Mezhebimiz, Hanefi mezhebi uleması bunu 4 parmak kadar, 7-8 santim civarında bir mesafe olarak takdir etmişlerdir. Evet. Namazda ayaklar nasıl olmalı? Hanefi mezhebine göre böyle. Pek çok farklı şey var. Ben hepsini almadım çünkü çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Ama anlıyorsunuz Hanefi'ye göre böyle olduğuna göre, başka mezheplere göre başka türlü. Tabii hepsinin dayandığı hadisler var. Secdeye nasıl varacağız mesela? Secdeye elden mi gidilir? Önce elimiz koyarız yoksa dizimiz koyarız. Bu da kıran kırana ihtilaf var arkadaş. Tabii bu yeri değil. Ben burada şerh etmek için bir saat en azından ister. İki hadisi getirmek. Birinde elde deve gibi hürçmeyin diyor. Birinde diyor eliyle elermiş. Bu ihtilaflı konudur. Zaten ihtilaflı olmayan hangi konu var ki? Yani namaza giderken secdeye varacaksınız. Önce dizimi mi koyayım, elimi mi koyayım? Bununla ilgili bir saat konuşulması lazım diyor. Ve bir saat sadece iki hadis üzerinde. Çünkü birbirine muhalefet eden iki hadis var. Bunun üzerine konuşacaklar. Başka? Secde ederken ayak parmakları sırtı değil de uçları böyle secdeye gelecek şekilde tutulur. Bu olmazsa olmaz demişler namaz. Yani doğru mu? Şöyle, yani ayağı yerden kestiği zaman, kaldırdığı zaman namaz bozulur. Kitaplarda var bu. Evet. Yani anlatmaya çalıştığım nokta şu. Allah-u Teala'nın namazı anlatırken Kur'an'da kullanmış olduğu hükümler, emirlerle geleneksel din anlayışının, hakim geleneğin
namazı anlatırken kullandığı hükümler alakası yok. Yani Kur'an'da namazla ilgili şekil şartları çok çok az veriliyor. Onun özüne dikkat çekiliyor. Fakat geleneksel din anlayışında inanılmaz derecede bir şekilci anlayış var. İşte secde nasıl olacak, ayaklar nasıl olacak, ayak kalkarsa olmaz, şu olmaz. Ha mesela Kur'an'da şu var, çok önemli. Nisa suresi 4. surenin 43. ayeti. Bir kısmını alıyorum ayetin, tamamını almıyorum. İnananlar sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bakın bu önemli bir husus. Bunu illa sarhoş olarak algılamamak lazım. Çünkü burada bir hükmün gerekçesi belirtilmiş. Ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Yani Allah-u Teala bir taraftan beni anmak için namaz kıl diyor. Tamam. Bir taraftan da ne dediğini bil diyor. Yani bir kişi sarhoş bile olsa ne dediğini bilecek vaziyetteyse namaza yaklaşabilir. Ama ne dediğini bilmiyorsa o halde namaz kılamaz. Peki siz hiç geleneksel fıkıhta, geleneksel din anlayışında duydunuz mu böyle bir hüküm? Yani herhangi bir ilmihalde namazı bozan şartlarda, okumayla ilgili şartlarda ya işte ne dediğini bilmek, ne okuyorsanız onun ne o anlama geldiğini bileceksiniz diye bir şey duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü yok, çünkü böyle bir şey adamların umurunda değil. Ama ne var? Başka şeyler var. Mesela namazda Kur'an'dan sureler okurken hangi sırayla okuyacağım? Bu sureleri seslendirirken, Arapça seslendirirken telaffuzu nasıl yapacağım? Hep bunlar üstüne durmuşlar. Dinleyelim. Mesela li ilafi Kureyş suresinden sonra Ra'aytellezî yukezzibu biddîn suresi okuyabilirsiniz. Arada tek sure bırakmak suretiyle atlamak mekruhtur. Önce bir sureyi, daha sonra da ondan önceki sureyi okumak da mekruhtur. Yani hem sırayı takip ederek okumak, hem de arada en az iki sure bırakarak okumak yahut da hiç bırakmayarak okumak. Ya peş peşe iki sureyi okumalı ya da bir atlama yapacaksak bu kısa surelerden iki sure olmalı en azından diye ifade etmek gerekir. Siz talim tecvid okumuyor musunuz? Siz namaz kılacak kadar kıraat yapmadan nasıl yaşıyorsunuz? Bir de diyor inna tayna kelkevser diyor ya. Tayna diye mi? O ayını çıkartmak biraz zordur. Ameliyat lazım bazı kişide çıkartmak için. Ama tayna olur mu kardeşim? Kul fü Allah diyor adam ya. Olmaz bu namaz ya. Yani namazları bozuyor. Velabba. Üç elif çekilecek. En az onu çekmese namaz gidiyor yani. Çok tehlike var. Evet, üç elif çekmezse namaz gidiyormuş. Çok tehlike varmış. Ne kadar ilginç değil mi? Yani içerikle ilgili hiçbir şey yok. Sadece şekil. Okuma konusunda bile, namazda söylediklerimiz konusunda bile ne dediğimizi anlamakla ilgili bir şey yok. Yeter ki onu doğru telaffuz edelim. Başka ne var? Mesela şu da önemli. Namazın şekil şartlarıyla ilgili Kur'an'da olan hükümlerden biri. İlginç bir şekilde hakim gelenek buna da muhalefet ediyor. Hem de çok ilginç bir şekilde muhalefet ediyor. Önce hükme bakalım. İsra suresi 17. sure 101. ayet. Namazında sesini çok yükseltme, çok da kısma. Bu ikisi arasında bir yol benimse. Çok açık. Yani sesini ne yükselteceksin ne de alçaltacaksın. Fakat gelenek öyle bir şey uydurmuş ki sabah, akşam ve yatsı namazlarında yüksek sesle, öğle ve ikindide de sessiz namaz kılarak bu ayete iki yerden muhalefet ediyor. Yani hepsini kısmıyor, hepsini alçaltmıyor. Ayete iki noktadan da muhalefet ediyor. Bunu da dinleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğle ve ikindi namazlarının farzlarını eda ederken kıraatini sessiz yaptılar. Akşam, yatsı ve sabah namazlarının iki rekatlarında sesli kıraatte bulundular. Tabii ki bu uydurma hükmü şey yapmak için, geçerli kılmak için izlenecek olan yöntem belli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem patlatıyorlar. Böyle yapmıştır diyorlar ve Kur'an'daki hükme muhalif bir hüküm uyduruyorlar. Başka ihtilaf ettikleri şeylerden biri. Mesela Cuma ayetine bakalım. Cuma suresi 62. surenin 9. ayeti. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ı anmak için acele edin ve alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ayet çok açık. Ey iman edenler diyor. Ey erkekler demiyor. Ama gelenek diyor ki hayır, Cuma namazı sadece erkeklere farzdır. Kadınların kılması gerekli değildir diyor. Dinleyelim. Cuma namazı bütün insanlara farz değildir. Bir defa müminlerden erkeklere farzdır.
Kadınlara cuma namazı farz değildir. Evet, ayete açıkça bir muhalefet. Tekrar devam edelim. Kadın demişken şunu da görelim. Mesela hakim gelenekte adetli kadınlara ibadet yasağı getirilmiştir. Bu çok önemli bir husus. Çünkü Bakara suresi 2. surenin 222. ayetinde aybaşı ile ilgili bir ayet var. Biliyorsunuz, sana aybaşı halini sorarlar. De ki o bir rahatsızlıktır. Aybaşı halinde olan kadınlarla cinsel ilişkiye girmeyin. Ve ondan kurtuluncaya kadar onlara yaklaşmayın. Şeklinde bir ayet. Devam ediyor ayet. Ayet açıkça aybaşı olan kadınların sadece cinsel ilişkiye giremeyeceğini söylüyor. Fakat hakim gelenek bu durumda olan kadınların hiçbir ibadeti yapamayacağını söylüyor. Ve onları bu durumdayken Allah'a ibadetten, Allah'a yönelmekten alıkoyuyorlar. Çok ciddi bir durum. Dinleyelim. Kadın aybaşı ve lohusa olunca kanı temizlenip gusledinceye kadar asla namaz kılamaz. O namazları kaza da etmez. Asla oruç tutamaz. O oruçları kaza eder. Evet. Şimdi gördüğümüz gibi namazla ilgili yapılan tahrifatlar sayısız. Burada tabii devam etmek istemiyorum. Çünkü böyle bir şey yaparsam bir saat sadece namazla ilgili yapılan tahrifatları anlatmam gerekecek. Ama gene namazla ilintili bir konuya geçelim. Mesela abdeste bakalım. Abdestle ilgili hiç bir takım problem çıkartmışlar mı? Maide suresi 5. sure 6. ayet. Ayet, ey iman edenler namaza kalktığınız zaman diye başlıyor ve bizim abdest diye isimlendirdiğimiz ibadeti anlatıyor. Şimdi o ayet okumadan önce dinleyelim. İlk önce hakim gelenek abdesti sadece namaz için değil, başka şeyler için de, mesela Kur'an okumak için de, Kabe'ye girmek için de gerekli koşar. Dinleyelim. Abdest, vudu dediğimiz şey, namaz için ve Kur'an-ı Kerim okumak için ve Kabe'ye girmek için illaki lazım olan bir iş, bir ibadettir. Yani Allah adına düzeltiyorum. Sanki Allah gibi dinde yeni şeriat koyuyorlar. Allah Teala namaz için gereklidir diyor bu abdest diye isimlendirdiğimiz olay. Ama din adamları hayır, Kur'an okumak için de Kabe'ye girmek için de abdest olmak gerekli diyorlar. Peki Kur'an'da abdest nasıl anlatılıyor bakalım. İnananlar namaza kalktığınız zaman yıkayın yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi, sıvazlayın başınızı ve topuklara kadar ayaklarınızı. Çok basit. Dört aşamada anlatılıyor. Abdest dört aşamada anlatılıyor. Peki biz abdesti kaç aşamada alıyoruz? Hemen burada pek çok abdesti anlatan şey vardı. Nereden alayım dedim. En mantıklısı Diyanet'in çocuklar için hazırladığı bir çizgi film var. Orada abdesti anlatıyor. Direkt YouTube'da bulabilirsiniz. Diyanet çocuklar için hazırladığı videoda abdesti nasıl anlatıyor bakalım. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Elimizi bileğimize kadar yıkarız. Parmaklarımızın arasını yıkamaya özen gösteririz. Sağ avcumuza su alıp ağzımızın içini iyice çalkalayarak temizleriz. Bunu 3 kere yaparız. Sağ avcumuza aldığımız suyu burnumuza çekeriz. Bunu 3 kere yaparız. Alnımızda saçımızın bittiği yerden itibaren kulak memesine ve çenemizin altına kadar yüzümüzü iyice yıkarız. Bunu 3 kere yaparız. Sağ kolumuzu dirseğimize kadar kolumuzda hiç kuru yer kalmayacak şekilde ovarak yıkarız. Sol kolumuzu dirseğimize kadar kolumuzda hiç kuru yer kalmayacak şekilde ovarak yıkarız. Sağ elimizin içini ve parmaklarımızı ıslatıp başımızın üzerine koyarak meshederiz. Sağ elimizin serçe parmağıyla sağ kulağımızın içini, baş parmağımızla sağ kulağımızın arkasını, sol elimizin serçe parmağıyla sol kulağımızın içini, baş parmağımızla da kulağımızın arkasını meshederiz. Elimizi yeniden ıslatmadan geriye kalan üç parmağımızın dışıyla boynumuzu meshederiz. Sağ ayağımızın parmak uçlarından başlayarak devam etmeye gerek yok. Şimdi siz de biliyorsunuz toplumda abdestin nasıl alındığını. Şimdi Allah-u Teala Kur'an'da abdesti dört aşamada tarif ediyor. Fakat biliyorsunuz ki ağzı yıkamak, buruna su almak, kulakları yıkamak, enseyi meshetmek gibi Kur'an'da olmayan aşamalar abdestin içine eklenmiş. Bu kelimenin tam anlamıyla dinde hüküm koymaktır diye düşünüyorum. Başka bir şey daha var. Mesela Maide suresi 6. ayetin devamında. Cinsel ilişkide bulunmuşsanız yıkanın diyor. Gusledin. Gusül Arapçada yıkanmak demektir. Çok basit bir ibare. Kadınlara dokunmuşsanız yıkanın. Şimdi ben 5 yaşındaki oğluma bile yıkan dersem ne olduğunu anlar, nasıl yıkanacağım demez. Son derece basit bir şey. Şayet nasıl yıkanılacağı önemli olsaydı Allah-u Teala bunu bildirirdi. Bildirmediğine göre nasıl yıkanacağı önemli değil.
Fakat gelenek gusülle ilgili o kadar abartmış, o kadar şeyler yapmış ki, ya abartsız söylüyorum, ciltlerce kitap yazmış gusülle ilgili. Bir kısmını dinleyelim. Guslün farzı ağza su vermek, dolu dolu gargara yaparak burna su vermek, genize kadar çekinceye kadar, hatta gözyaşı gelinceye kadar çok çekmemiz lazım. Burnumuzda suyu üçer defa vereceğiz. Sonra da bütün vücudu tepeden tırnağa iğne ucu kadar kuru yer kalmayınca kadar yıkayacağız. Bir de edebi var, adabı var, sünneti var. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize neler öğretmiş? Gusülden önce namaz abdesti gibi abdest almak sünnettir. Üç defa başına su dökecek, sonra sağ omzuna üç defa su dökecek, sonra sol omzuna üç defa su dökecek ve bütün azalarını, uzuvlarını bu şekilde yıkayacak. Evet, Allah-u Teala yıkan diyor. Bu kadar basit. Bu adamlar detay uyduruyor. Evet, namaz, abdest, peki aklımıza başka ne geliyor? Zekat. Değil mi? Yani Kur'an'da çoğu zaman namazla beraber zekat da geçiyor. Zekatla ilgili hiç tarifat yapmışlar mı? Elbette. Tarifat yapmadıkları alan var mı? Şimdi ilk önce Enam suresi 6. surenin 141. ayetini okuyalım. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları benzer veya farklı yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hakkını da hasat gününde verin. Savurganlık yapmayın, o savurganları sevmez. 6. surenin 141. ayeti. Bakın ayet çok açık. Hakkını diyor. Yani hasatını aldığınız zaman onun hakkını o gün vereceksiniz. Ne demek bu? Elinize para geçtiği anda o paranın zekatını, yani zekat zaten temizlenmektir ve o paradan yoksulların hakkı vardır. Kur'an'da hangi sınıflara verileceği söylenmiştir. O hakkını vermeniz gerekiyor. Ama bunu o an, elinize para geçtiği anda vermeniz gerekiyor. Mesela maaşlı mı çalışıyorsunuz? Maaş aldığınız zaman, ticaret mi yapıyorsunuz? Cebinize para girdiği zaman vermeniz gerekiyor. İşte tarımla mı uğraşıyorsunuz? Hasat aldığınız zaman vermeniz gerekiyor. Peki hakim gelenek ne diyor? Bir kere zekatı yılda bir defa yendiriyor. Ve diyor ki işte bunu vermen için üstünden bir yıl geçmesi lazım, belli miktar olması lazım filan diyor. Bunu da dinleyelim. Malı olan, havacı asliyesinin malı olan kimse nisap miktarında mala sahip olursa zengin sayılır ve o zekat verir. Zekata tabi bir mala sahipse bu arz ettiğim nisaplarda onu çizecek, tarihi atacak. Zenginim ben şu anda, dinen zenginim, zekat yükümlüsüyüm diyecek. Üstünden bir yıl geçtikten sonra zekat vermesi farz oluyor ona. Evet. Yani aslında çok da şaşıracak bir şey değil. Namaza zam üstüne zam yapanlar zekatı da azaltmışlar tabii ki. Başka nasıl gidelim? Tam geleneksel sünnelerin yaklaştığı gibi gidelim. İşte namaz, işte zekat, oruç, değil mi? Yani adamların din anlayışı bunlardan ibaret. Şimdi Kur'an'da oruçla ilgili ayetlere bakalım. Önce bir başlayalım. Tarifatları anlatıyorum burada dediğim gibi ve hızlı bir şekilde geçiyorum. Mesela Bakara suresi 183'te iman edenler oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi sakınmanız için size de yazıldı. Tamam. Ve Bakara 184'te şöyle bir ibare geçiyor. Sayılı günlerde hasta olanlarınız veya yolculukta bulunanlarınız tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Hakim geleneğin yaptığı oruçla ilgili yaptığı en büyük tarifatlardan biri, orucu bir şekilde bozmak durumunda kalan insanların 60 gün kefaret orucu tutması gerektiği. Bu çok ağır bir hüküm ve pek çok kişi belki bu yüzden oruca bile başlayamıyor. Niye? Mesela dindar bir çevrede, dindar bir toplumda, dindar bir ailede yaşamış olabilirsiniz. Oruç sizin için son derece normal gelebilir. Ama öyle bir toplum, öyle bir yerde yaşamışsınızdır ki ya oruç tutabilir miyim, tutamaz mıyım, becerebilir miyim, beceremez miyim diye endişesi olabilir insanın. Olabilir. Bana pek anlayamasam da her insanın bünyesi değişik. Ve bu insan belki oruç tutmaya niyetli olacak ama diyor ki ya gün içinde dayanamazsam, beceremezsem, zor gelirse bırakırsam 60 gün tutmam gerekecek deyip hiç yaklaşmıyor. Yani bu kelimenin tam anlamıyla şeytanın yapmış olduğu bir şey, zorlaştırma diye düşünüyorum. Bu oruç kefaret konusunda dinleyelim. Oruçla ilgili bahislerde orucu bozup kefareti gerektiren şeyler vardır. Orucu bozup kefaret gerektirmeyen, yani gününe gün tutmayı gerektiren haller vardır. Bir kimse başlamış olduğu Ramazan orucunu hiçbir gerekçe yokken bozarsa ona kefaret gerekir. O kefaret de
60 gün oruç, bir de bozlu orucun yerine kaza olmak üzere 61 gün peş peşe oruç tutması gerekir. Evet. Peki başka, Kur'an'da oruç anlatılıyor mu detaylı bir şekilde? Evet, anlatılıyor. Bakara suresi 187. ayete bakalım. Oruç gecelerinde kadınlarınızla ilişkide bulunmanız size helal kılındı. Şafağın beyaz ve siyah ipliğini birbirinden ayırt edinceye kadar yiyin, için sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Son derece açık bir ayet. Yani üstünde konuşmaya bile gerek yok. Fakat siz de biliyorsunuz ki insanımız sürekli şu orucu bozar mı, bu orucu bozar mı diye sorular soruyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Gürkan, insanlar bunu soruyorsa geleneksel din anlayışın, hakim geleneğin ne suçu var bunda? Değil. Çünkü hakim gelenekte orucu bozan şeylerle ilgili Kur'an'da yazmayan konularda inanılmaz sorular sormuşlar. Pek çok detayı sormuşlar. Halide bir sürü detay sorunca da bir sürü farklı cevaplar vermişler. Pek çok konuda pek çok mezhep, hatta bırakın pek çok mezhebi, mezhebin içindeki pek çok alim farklı farklı görüşler vermiş. Şimdi kısa bir şekilde derlediğim orucu bozan haller geleneğe göre bakalım. Kur'an'da orucun nasıl anlatıldığını görüyoruz son derece net. Bakalım gelenek orucu nelerin bozduğunu iddia ediyor. Kitaplarda diyor ki alimlerimiz, bir insan toprak yemeyen bir insan toprak yemiş olsa orucu bozulur, kaza gerekir. Ama toprak yemeye alışmış bir insan yerden işte bir avuç ya da birkaç toprak alsa yese, kaza da kefaret de gerekir. Kulağa su damlatırsan su ya da su kaçırırsan Hanefi mezhebine göre bozmaz. Ama yağ ve işte ilaçsa o takdirde Hanefi de oruç bozar. Ama Şafii'de çok farklı. Kulağa ne akıtırsan akıt bozar. O kulak çöplüğünü, yani kulaklı temizleme çubuğunu kulağa sokup çıkarmak o orucu bozuyor. Ramazan-ı Şerif'te harareti azaltmak için ağza buruna su almak ve soğuk su ile yıkanmak İmam-ı Azam'a göre mekruhtur. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre rahimullah hiç mekruh bile değildir yani. Serinlemek için de duş alabilir. Buruna ilaç damlatsak orucu bozar mı? Tabii ki bozar. Kusmak orucu bozar mı meselesiyle alakalı Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman çerçevesi çok geniş, alt dalları olan bir takım meselelerle irtibatlandırıldığını görüyoruz. Kendiliğinden mi veyahut da bilerek kişi kendini mi kusturdu? Kustuktan sonra tekrar içeriye dönüş oldu mu olmadı mı? Ağız dolusu mu değil mi şeklinde yine bir başka boyutu işin. Bütün bunlarla alakalı farklı hükümler aslında mesele ihtiva ediyor. İğne yapmak. Bu sıvı imameyne göre orucu ne yapmaz bozmaz ama İmam Ebu Hanife'ye göre bu artık içeriye ulaşma ihtimali olduğundan dolayı ne yapar? Orucu bozar. Bazen oluyor yani, bakıyorsun tükrüğün kenarında az bir kırmızılık var. Bunu tükürse abdesti bozulmaz, yutsa orucu bozulmaz. Ama tükürükle aynı seviyede ise veya fazlaysa o zaman yuttuğu zaman oruç bozulur, tükürdüğü zaman da abdesti bozulur. Şayet orada bir yara olsa, derin bir yara olsa ve oraya bir şey dökülse ve o yaradan içeri bir şey nüfuz edecek olursa, bunun ise orucu bozup bozmayacağı konusu tartışmalıdır. Evet. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre, Allah ona rahmet eylesin, evet, oruç bozulur. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, Allah onlara rahmet eylesin, onlara göre namazı, orucu bozulmaz. Heneye gitmiştir, tuvalete gitmiştir, taharetleniyor. Bazen mesela içeri su kaçabiliyor. Eğer kaçıyorsa orucu bozar mı? Orucu bozar mı? Dikkat etmek lazım. Onun için bizim fıkıh kitaplarımızda Kitab-ı Savun bölümünde ne denir? Oruçluyken yapılan taharetlerde ihtiyatla davranmak gerekir ve fazla, efendime söyleyeyim, yani abartılmaması, diğer zamanlarda olduğu şekilde fazla aşırıya gidilmemesi gerekir. Hep söylediğim bir şey var. Şeytan espri kabiliyeti çok yüksek bir varlık diyorum. Yani resmen insanlarla dalga geçiyor. Bu adamlar da komik duruma düşüyorlar. Farkında değiller. Ben Face sayfamda oruçla ilgili işte taharetlenmenin orucu bozabileceğiyle ilgili bir şey yazmıştım da Ali Nesin bir yorum yapmıştı. Yani duyan da taharetlenirken kulaklardan su fışkırıyor sanır diye. Yani evet, hakikaten bu insanlar gülünç duruma düşüyorlar. Farkında değiller. Ve Allah'ın ayetleriyle resmen oynuyorlar. Allah'ın hükmünün üstüne hüküm inşa ediyorlar ve farkında değiller. Ne diyelim,
Allah inşallah görmeleri nasip eder diyelim. Peki başka? Hac tabii ki dindarlığın en önemli koşulu hacdır. Olmazsa olmazdır. Burada hac konusuna girmeyeceğim. Çünkü hac konusu hakikaten detaylı bir konu ve insanların anlamak istemedikleri bir konu. Ama çok bariz bir şey var. Değinmeden de demeyeceğim. Bakara suresi 197. ayet. Hac bilinen aylarda uygulanmalı. Nokta. Kim o aylarda hacca karar vermişse devam ediyor. Başka meallerden de bakabilirsiniz. Arapçasına da bakabilirsiniz. Hac bilinen aylarda uygulanmalı diyor. Aylarda. Devam ediyor. Kim o aylarda hacca karar vermişse, yani aylarda. Allah-u Teala bu ayette iki defa haccın belli aylarda yapılacağını söylüyor. Ya Gürkan hangi aylarda işte hadis olmadan filan hiçbir konulara girmiyorum. Sadece bir çelişkiye dikkat etmek istiyorum. Bakın Kur'an'da açıkça haccın bazı aylarda yapılması gerektiği söyleniyor. Ama hakim gelenek haccı belli bir ayın bir haftalık zaman dilimine sıkıştırmış vaziyette. Bunu da dinleyelim. Haccın mevsimi vardır. Zilhicce ayında bilindiği gibi. Kurban bayramı dediğimiz, işte Arefe günü dediğimiz günlerde yapılması gerekir. Dolayısıyla o zaman mutlaka yapması gerekir. Onun dışında yapamaz. Evet, çok bariz bir çelişki. Hakim geleneğin Kur'an'daki bu emri ihlal ettiğinin yani çok net bir kanıtı. Fakat maalesef insanlar bu ayetleri bile anlayamıyorlar. Tabi o zaman ya işte Kur'an'da anlatılan hacda yaptığımız hac arasındaki farklar diye bir konuya girmenin anlamı bile kalmıyor. Çünkü bu kadar bariz bir konuyu, zaman konusunu bile görmekle ilgili sıkıntı yaşıyorsa insanlar yapacak bir şey yok. Biz tekrar devam edelim. Şimdi biraz önce demiştik ki işte 3 defa işte oraya su at, 3 defa buraya, 3 defa şunu yap. Ya şimdi bu sayılar olsun, rakamlar olsun, şekiller olsun çok önemli. Kur'an'da buna benzeyen bir ayet var mı? Tam olmasa da buna benzediğini düşündüğüm bir ayet var. Hadid suresi 57. surenin 27. ayetinde Allah-u Teala Hristiyanlarla ilgili bir eleştiride bulunuyor. Okuyalım. Fakat bizim kendileri için onaylamadığımız bir ruhbanlık uydurdular. Halbuki onlardan sadece Allah'ı hoşnut edecek hususlara uymalarını istemiştik. Üstelik ruhbanlığı hakkıyla da uymadılar. Bakın burada Hristiyanlar Allah'a razı etmek için bir şeyler uydurdular. Saçma sapan bir şeyler uydurdular. Ama onlardan böyle bir şey istenmemişti. Onlardan istenen sadece Allah'a hoşnut edecek hususlardı. İşte geleneksel din anlayışı da o kadar ilginç detaylara takılıyor ki. Sağ ayak, sol ayak, üç defa bilmem ne. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek dinleyelim. Hayatı bize örnek olsun için gönderilen Allah Resulü, tuvalet ihtiyacı ile ilgili onlarca hadisi şeriflerinde ve uygulamalarında bu işin adab-ı erkanını göstermiştir ki besmele ile duası okunduktan sonra sol ayakla tuvalete girilir. Çıkarken de tuvaletten özellikle sağ ayakla çıkmak gerekmektedir. Şimdi Allah-u Teala Resul'de sizin için güzel örnek vardır diyor. Bu adamlar da tuvalete nasıl girilir anlıyorlar herhalde. Bakın hadis suresinde olduğu gibi Allah-u Teala Allah'a hoşnut edecek şeyler istiyor bizden. Yani ve neden hoşnut olduğunu da Kur'an'da yazıyor. Yani bu adamların anladığı din ile Kur'an'da yazan din arasında benzerlik bile yok. Yani devam edelim. El ve ayak tırnakları dedi nasıl kesilir? Efendim Hanefi mezhebinde kitaplarda anlatılırken el tırnakları sağ elin şahadet parmağından başlıyor. Baş parmaktan değil. Şahadet parmak, orta parmak, ondan sonra yüzük parmağı, en küçük serçe parmak. Sağ elimize geçiyoruz. En küçük parmaktan başlıyoruz. Sol elimize geçiyoruz. En küçük parmaktan başlıyoruz. Ta baş parmaktan çıkıyoruz. En son sağ elimizin baş parmağını, tırnağını kesiyoruz. Ve ayak parmakları ise sağ ayağın küçük parmağından başlıyoruz. Sırayla sol ayağın küçük parmağından çıkıyoruz. Evet, yani bu adamların din deyince anladığı şey tuvalete nasıl girilir, tırnaklar nasıl kesilir, nasıl yatılır? Bir yatağa geldik. Bunu ben yatağımız dedim. Kabul edelim böyle. Bismillah dedik, yatağın içine oturduk. Burayı da kıble kabul ettik. Biz elimizi şöyle tutarız. Elimizi böyle tutarız. Üç tane kul huvallahu ahad. Bir tane kulamuzu Rabbil felak, bir tane kulamuzu Rabbin nas, bir tane ayetel kürsi ve sonunda da elham okuruz. Elham okuduktan sonra avucumuzun içerisine böyle hafifçe üfleriz. Ondan sonra vücudumuzun yetişen yerine kadar
bu elimizle meshederiz. Duayı okuduk. Duamız bitti. Ne yapacağız duamız bitince? Dua bitince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim diyor. Tekrar şu elini, sağ elini efendim yüzünün altına koyuyor ve yastık olarak böyle yatıyor idi. Burada önemli olan şey sağ tarafınıza yatmak ve kıbleye doğru dönmek. Sol tarafa yatmayız. Yüzüstü yatmaz Müslüman. Müslümanın yatış şekli peygamberin yattığı şekilde bu şekildedir. Yatağa yatarken abdestli olursanız sabaha kadar namaz ibadet yapıyormuş gibi cevap alırsınız. Yatak peki, kıbleye doğru olmaz Hacı Ali. Sadece ayaklarımız kıbleye gelmeyecek. Evet, böyle yatma adabı var. Tabii yıkanmakla ilgili de adab var. Banyoda ellerini böyle iki tarafa uzattığında değecek kadar küçükse banyo, orada çıplak yıkanılabilir denmiş. Ama banyo çok geniş. Şimdi elhamdülillah çok geniş banyolarımız da var. Çok geniş bir banyo. Orada mutlaka avret yerlerini örteceksin denmiş. Peştemal vardır hani bizim eskiden hamamlarda. Güzel bir usuldür o. Veya işte iç çamaşırıyla yıkanır. En son çıkarken onunla temizler, sarınır. Peştemali öyle çıkar. Şimdi dediğim gibi Allah'ı razı etmek için bir din yaşamak istiyorlar. Fakat dinden anladıkları da işte tırnakları nasıl keseceğiz, tuvalete nasıl gireceğiz, yıkanırken ne yapacağız? Kelimenin tam anlamıyla mesela bir ruhbanlık uydurmuşlar. Çıplak yıkanılmaz. Niye? Evde tek başınasın, banyodasın, çıplak yıkanılmaz. Niye? Çünkü bir ruhbanlık uyduruyorlar. Halbuki Allah-u Teala böyle şeyler istemiyor. Bakın Allah rızası için. Kur'an dediğimiz şey alt tarafı 600 sayfalık bir kitap. Hangi meal olduğu da önemli değil. Bakın kimin dili hoşunuza gidiyorsa onu bir okuyun baştan sona. Ya anladım anlamadım da demeyin. Bir baştan sona okuyun. Okuduktan sonra kapatın ve düşünün. Yani ne kadar süreceği çok önemli değil. 600 sayfalık bir kitabı çok da uzun sürmemesi lazım. Bir ay, iki ay, üç ay sürsün. Önemli değil. Üstünde düşünmeden bile okuyun. Önemli değil. Okuduktan sonra kapatın bu kitabı ve deyin ki ya aklımda ne kaldı? Önemli hususlar ne var? Bu bile insana bir şey katacaktır. İnanın ve burada anlatılan şeylerle Rabbimizin bize söylediği şeylerin alakası olmadığını görebilirsiniz. Şimdi tabii bu adamlar sadece böyle şeyler yapmıyorlar işte. Şunu yapalım, bunu yapalım, bunu ekleyelim, şunu ekleyelim değil. Bir de saçma sapan yasaklar koyuyorlar. Yani din adına olmadık haramlar icat ediyorlar. Mesela hakim gelenekte sanat, yani resimdir, heykeldir, müziktir bunlar yasak. Halbuki Araf suresi 32. ayette ne diyor? De ki Allah'ın kendi kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları kim haram edebilir? Araf 32. Başka yani resim ve heykel yasağını eminim duymayanınız yoktur geleneksel fıkıhta. Mesela Sebe suresi 14. surenin 13. ayeti. Davut peygamberden bahsederken o ne dilerse onun için yaparlardı. Mihraplar, heykeller, derin havuzlar ve ağır kazanlar. Bakın burada heykeller geçiyor. Yani Süleyman peygamber de olabilir tam hatırlamıyorum. Ayetin bağlamına bakmak lazım. Yani burada eski ümmetlerdeki peygamberlerin bile heykelleri olduğunu anlıyoruz. Ama hakim gelenekte resim heykel yasaktır. Şimdi dinleyelim. Resim ve heykel öteden beri ilgili hadislerin bildirdiği çerçeve içerisinde yasaklanmış. Çok zaruri durumlar dışında işte resme, fotoğrafa izin verilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki içerisinde resim olan evlere melekler girmez diyor aleyhissalatü vesselam. İnsan resmi, hayvan resmi çizmek haram. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ Kıyamet günü en ağır azabı uğrayacaklar. O fotoğraf çizenler, resim çizenler olacaklar buyuruyor. Tabii adamlar hem bir şeyleri yasaklıyorlar saçma sapan hem de Allah Resulü adına yalan uyduruyorlar. Yani Resulün böyle bir söz söylemesi mümkün mü? Kıyamet günü en ağır azabı. Yani Allah'a eş koşanlar değil, adam öldürenler değil, haksızlık yapanlar değil. Yani Kur'an'da sayılan pek çok büyük günah var bunlar değil. Ama en ağır azabı kim çarptırılacakmış? Resim çizen. Şimdi ben elime bir kalem alsam. Tamam mı? Sonra açsam mesela kağıt olabilir. Kağıtta kalmadı artık. Açsam mesela bir çizim programı. Ondan sonra şurada işte kafa çizsem, göz çizsem işte al işte bir tane resim çizdim. Ne olacak?
Ben şimdi şey mi olacağım? Yani en ağır azaba çarptırılan insan mı olacağım? Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Sadece resim değil, müzikle ilgili de yasak var. İpek, müzik, alkol, faiz bunlar yayılacak diyor Efendimiz kıyamet zamanında. İpek, müzik, faiz, alkol. Yani her şeye bulaşacak düzeyde yayılacak diyor. Evet. Müzik bütün dinlerde büyük günah olduğu, Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen bütün dinlerin hepsinde. Mizmarları kırmak için ve hınzırları öldürmek için gönderildim buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mizmar, düdük ve bütün çalgı aletleri demektir buyuruyor. Mizmar, bütün çalgı aletleri. Bu hadis-i şerifin manası her çeşit çalgıyı ve domuz eti yemeyi yasak etmek için emir olundum demektir. Evet, Allah Resulü çalgı aletlerini kırmak için gönderilmiş. Yani Kur'an'da göremiyoruz böyle saçmalıklar. Sonra adamlar ne yapıyorlar? Allahu Ekber eşliğinde, tekbirler eşliğinde müzik aletleri kırıyorlar. Evet, saçmalık. Zaten adamların her şeyi saçmalık. Başka bir de sakala takıyorlar. Bakalım. Sakalı kesmek 3 mezhepte haramdır. Şafii mezhebinde tahrimen mekruhtur. Bizim önümüzde 2 tane yol var. Biri, bu hadisler hepsi sakallarınızı olduğu gibi bırakın, hiçbir şekilde ona dokunmayın şeklinde varit olmuştur. Ondan dolayı sakallara dokunmak caiz değildir. Bazıları ise selefin sakallarını düzelttiğini, selefin sakallarına karıştığına dair rivayetleri nakletmişlerdir. Evet. Yani geleneksel fıkıhta da din adamları bunu size söylemese de 4 mezhebin 3'ünde sakal kesmek haram. Ben gerçi o aramdan yırtıyorum gördüğünüz gibi. Başka? Allah Resulü diyor ki, İbn-i Mesud'un rivayet ettiği bir hadiste Bukhari ve Müslim'de diyor ki, Allah kaşlarını alan ve aldıran, yani hem almak isteyene hem de onu alan, kuaförlük yapana, Allah dövme yapan ve dövme yaptırmayı talep edene, Allah saçına peruk takan ve o peruğu taktırana, Allah bunların hepsine lanet etsin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi gördüğünüz gibi bu adamlar, daha doğrusu hakim gelenek, çünkü bu kişilerin söylediği sözlerde hiçbir hata yok. Bu kişiler kendi dinlerine uygun konuşuyorlar ve dinlerinde, kendi kitaplarında ne yazıyorsa aynen onu belirtiyorlar. Kendi kafalarından uydurmuyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi Allah'ın haram kılmadığı şeyleri haram kılıyorlar. Yani gene bakalım, mesela hakim gelenekte erkeklere ipek ve altın yasaklanmış. Bunu da biliyorsunuz. Aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Mesela Araf 31'de şöyle bir şey var. Ademoğulları mescitlere girerken süslenin. Yiyin için ama oburluk ve savurganlık yapmayın. O oburları ve savurganları sevmez. Gene Araf 32'de bir sonraki ayette okumuştuk. De ki Allah'ın kendi kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları kim haram edebilir? Ama işte bunlar diyorlar ki, işte mesela altın ve ipek haramdır diyorlar erkeğe. Niye haram? Haram işte. Yani altın yüzükle ilgili ne söylemiştik biz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifleriyle şu iki şey ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlarına helaldir diyordu. Bu iki şey altın ve ipek idi. Evet. Şimdi gördüğümüz gibi hakim gelenek olmayan haramları uyduruyor. Yani Allah-u Teala'nın hiç belirtmediği alanlarda. Maide suresi 101'i tekrar hatırlayalım. Ne diyordu? Allah-u Teala bir konu hakkında bir görüş bildirmediği zaman o bize bırakılmış demektir. İşte hakim gelenek Allah-u Teala'nın görüş bildirmediği alanlarda sayısız haram uydurmuş. Allah adına sayısız yasak icat etmiş. Bununla da kalmamış. Allah-u Teala'nın yasakladığı ve bundan başka yasak yoktur dediği şeylerde de o yasağı genişletmiş. Mesela haram yiyecekler. Herkes bilir. Enam suresi 145. ayet. O kadar net ki. De ki. Yani Allah Resulü'nün ağzından söyleniyor. De ki. Bana vahyedilende, yani Kur'an'da değil, bana vahyedilende, bunu niye belirtiyorum? Hani birisi, ya işte Kur'an'da bunlar haram kılınmış da Allah Resulü'nde başka bir vahiyle başka haramlar verilmiş diyemesin diye. De ki, bana vahyedilende, yiyen biri için şunların dışında haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Leş, akıtılmış kan, domuzun eti, kepistir, Allah'tan başkasına sapıkça adanmış yiyecekler. Bakın Allah-u Teala Kur'an'da bu dört şeyden başka haram yoktur dedirtiyor Resulü. Başka Nahl suresi 115'te size sadece, bakın
Size şunlar haram kılınmış demiyor. Sadece diyor. Size sadece leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası için adananlar haram kılınmıştır. Nahil 115'te. Ve Nahil 116 bir sonraki ayet çok önemli. Dillerinizin yalan yerine nitelendirmesinden ötürü bu helaldir, bu haramdır demeyin. Böylece Allah'a yalan yakıştırmış olursunuz. Allah'a yalan yakıştıranlar kurtulamazlar. Ancak hakim gelenek sayısız haram yiyecek uydurmuş ve her mezhepte tabi bunlar farklı. Hızlıca bir bakalım. Yırtıcı ve ağzı dişleriyle parçalayan, tırnakla pençeleyip yaralayan hayvanların etini yemek haramdır. İstiridye filan bu gibi şeyler mi diye, bunlar caiz değil. Katır eti haramdır yemek. Eşek eti eşek eti haramdır. Kırlangıç, tavus kuşu, hüt hüt ve papağan kuşların yemek haramdır. Bunlar yenmez. Köpek balığı canavardır, yenmez. Deniz domuzu, fok mu diyorsunuz, ne diyorsunuz, bıyıklı bıyıklı. Deniz aslanı, istiridye, midye, ıstakoz, kargacık burgacık yenmez. Evet, yani bir tarafta Allah-u Teala'nın neleri haram ettiği ile ilgili hayvansal gıdalar bağlam. Bu bağlamda hangi yiyeceklerin haram olduğu ile ilgili ayet açık. Bir tarafta hakim geleneğin onlarca haram listesi. Başka, şimdi tabii şunu diyebilirsiniz, ya Gürkan tamam anladık. Hakikaten hakim gelenek ciddi tarifatlar yapmışa benziyor. Ama en nihayetinde bu bir tercihtir. Kişinin kendi tercihidir. Böyle anlamak istiyor. Bu kadar da saldırmasak bu adamlara olur mu? Kısmen doğru olabilirdi bu iddiayı söyleyenler, bu itiraz yapanlar ama tam olarak öyle değil. Çünkü din sadece bizim Allah ile olan ilişkilerimizi düzenlemiyor. Toplumla olan ilişkilerde de bir takım hükümler bildiriyor ki hakim gelenek bu konuda da ciddi tarifatlar yapmış. Bir örnek vereyim size. Çünkü bu konuya çok fazla girmek istemiyorum. Belki ayrı bir videonun konusu yapmak istiyorum bu konuyu. Mesela vasiyet örneğini vereyim. Bakara suresi 180. Sizden birine ölüm yaklaştığında bir mal bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmesi farz kılındı. Bakara 180. Bakın, bir insanın ölmeden önce vasiyet bırakması farzdır. Ve Nisa suresi 11'de hani Allah size çocuklarınız hakkında öğütte bulunuyor, erkek kadının katı pay alır şeklinde geçiyor ya. İşte bu ayette şu çok önemli. Tüm bu paylaşma oranları ölenin yaptığı vasiyetten ve borçların ödenmesinden sonra gelir diyerek bu miras ayetlerine de vasiyete atıf yapılıyor. Yani bir insanın vasiyet bırakması farzdır. Peki hakim gelenek ne diyor biliyor musunuz? Vasiyet bırakamazsınız diyor. Evet, Allah'ın emrettiği bir şeyin yapılamayacağını söylüyor. Dinleyelim. Artık mirasçılara vasiyet yoktur hadisi şerifiyle. Mirasçılara özel bir vasiyet yoktur. Tabii bunu yaparken yine uyduruk bir hadisten faydalanıyorlar. Güya Allah Resulü artık mirasçılara vasiyet yoktur demiş güya. Bu benzer konulara daha fazla girmek istemiyorum ama emin olun aklınıza ne geliyorsa, yani miras dağıtımıdır, ne bileyim işte boşanmadır, özellikle boşanma. Bu konularda da ciddi tarifatlar var. Fakat biz devam edelim en önemli kısma. Yani bu kişilerin dinde yaptığı en ciddi tarifata. O da şu. Bakara suresi 256. Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk sapıklıktan ayrılmıştır. Bakara suresi 2. surenin 256. ayeti. Çok net bir ayet. Başka? 88. surenin 21 ve 22. ayetlerine bakalım. Gaşiye suresi 21 ve 22. Hatırlat. Çünkü sen hatırlatıcısın. Sen onları zorlayacak değilsin. Bakın zaten dünya hayatı bir sınav. Dünya hayatı bir sınav olduğu için bu sınavın yerine getirilmesi için zorlamanın olmaması gerekiyor. Yani insanlar üzerine baskı kurulmaması gerekiyor. Fakat hakim gelenek ya ben kendim ettim, kendim buldum demiyor. Uydurmuş olduğu şeyleri sadece kendisi için uydurmuyor. Başka insanlara da bunu zorluyor. Mesela bir örnek vereyim. İçki içmek günahtır. Bu kadar. Kur'an'da içki içmenin günah olduğu belirtilir. Ve içki içene şöyle bir ceza verin denmez. Ama hakim gelenek herhangi kendi kafalarından veya Allah'ın yasakladığı bir şeyi başkaları yapmadığı zaman yapmıyorsa yapmıyor. Kendi bilir. Ben onları zorlayacak değilim. En fazla hatırlatırım, öğüt veririm, uyarırım demez. Aksine inandıkları gibi yaşamayanları cezalandırır. Mesela içki içmeyenin cezalandırılması gerektiğini söylerler.
Her kim içki veya sarhoşluk veren bir şeyi içmişse onun haddi 40 kırbaç veya 80 sopadır. 40 kırbaç veya sopadır. Evet. Kur'an'da böyle bir ceza olmamasına rağmen böyle bir cezayı durmuşlar. Başka? Namaz kılmak. Hep namazdan bahsettik ya. Namazla ilgili yapılan en büyük tahrifata geliyoruz şimdi. O da namaz kılmayan insanların cezalandırılması gerektiği. Bütün ulema, dört mezhebin imamı küçük bir şekilde söyleyeyim. İmam Ebu Hanife rahimahullah diyor ki, namaz kılmayan hapse atarım. Yeryüzünde gezme, dolaşma hakkı yok. Ta namaz kılana kadar. Anlaşıldı mı? İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet İbn Hanbel diyor ki, namaz kılmayanın cezası ölümdür, idamdır. Şimdi bu videodan dolayı bu arkadaşa çok kızanlar oldu ama kızılacak bir şey yok. Adam en nihayetinde bütün toplumun inandığını söylediği dört mezhebe göre hükmü söylüyor. Hanefi mezhebine göre namaz kılmayan hapsedilir. Ömür boyu hapis, ya namaz kılmaya başlayacak ya da ömür boyu hapiste kalacak. Diğer mezheplere göre de 3 gün hapisten sonra öldürülür. Hüküm bu. Çok bariz bir hüküm. Tabi din adamları bunları pek söylemiyorlar ama bu hükümler var. Ve uygulanan yerlerde var mı? Evet, uygulanan yerlerde var. Bu hükümler uygulandığı yerlerde var. Şimdi neden bu yapılan en büyük tahrifat? Çünkü biraz düşünürseniz görebilirsiniz. Namaz kişinin Allah ile ibadetidir. Ve adı üstüne ibadettir. Kişinin Allah'la bağlantıya geçmesidir. Bu zorla yapılmaz. Şayet siz bir insana sen namaz kılacaksın, namaz kılmıyorsan ben seni öldürürüm derseniz o adam can korkusundan elbette namaz kılıyormuş gibi yapar. İçinden küfür mü eder? Ne yapar? Bilemezsiniz. Ve bu durumda siz kendi elinizde münafık yetiştirirsiniz. Allah-u Teala halbuki böyle bir şey dememiş. Yani namaz kılmayana bir ceza verilmesi gerekiyorsa bunu Rabbimiz verir. Namaz kılmayana ceza verilmesini, bizim tarafımızdan ceza verilmesini isteseydi bunu belirtirdi. Ama bunu belirtmemiş. Fakat bu adamlar olmadık saçma sapan şeyler uyduruyorlar. Başka bir husus daha var. Belki de dinde yapılan en büyük tahrifatlardan biri, şeytanın yaptığı en büyük tahrifatlardan biri. O da bu dine girdikten sonra çıkmanın mümkün olmayışı. Yani dinden çıkanın öldürülmesi gerektiği. Bunu da dinleyelim. Bir insanın kafir olduğunu söylediğiniz zaman mürtet, yani o insanın kanı helal, kanı mübah, malı miras, hanımı boş. İslam'a göre dinden çıkan mürtet, yani mürtet öldürülür. Evet, bunun Allah'ın göndermiş olduğu dinle alakası yok. Uzun uzun anlatmaya gerek duymuyorum. Şayet siz dinden çıkan öldürülür derseniz bu felaket olur. Niye? Düşünelim. Bir çocuk doğuyor. Doğduğu zaman otomatik olarak Müslüman mümin olarak kabul ediliyor. 15-16 yaşlarına geliyor ve düşünüyor. Diyor ki ya acaba bu din doğru mu değil mi? Ve bir araştırma yapıyor. Diyelim ki kafasında soru işareti kalıyor ve diyor ki ya ben İslam'ın doğru din olmadığını düşünüyorum. Verdiği kararın doğru veya yanlış olması önemli değil. Bir karar veriyor. Şayet siz o kişinin kararına engel olursanız, siz bu kararı alan kişiyi ölümle tehdit ederseniz, o kişi bu kararını açıklamayacaktır ve münafık olarak yaşayacaktır. Ve münafık kesinlikle mert bir kafirden çok ama çok ama çok daha tehlikelidir. Hem kendisine hem topluma. Bu belki de şeytanın İslam dininde yaptığı en büyük tahrifat. Dinden çıkan öldürülmesi gerektiği. Bu videoda hızlı bir şekilde aklıma gelen bazı örnekleri alıp bize anlatılan din ile Kur'an'da yazan dinin alakası olmadığını göstermeye çalıştım. Videoyu daha fazla uzatmamak için fazla örnek almadım. Ama emin olun bu videoyu hazırlamadan önce videoda kullanmak için ayırdığım materyal belki bunun 6-7 katıydı. İşte ele videoyu belli bir mesafeye, belli bir seviyeye indirmek için bu kadar kısaltabildim. Videonun ortasında söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Bu tekrarla kapatmak istiyorum. Diyorum ki bakın, Kur'an 600 sayfalık bir kitap. Zor değil 600 sayfalık bir kitap okumak. İstediğiniz herhangi bir meali alın. Hangisinin dili hoşunuza gidiyorsa, kimin dili hoşunuza gidiyorsa o meali alın ve baştan sona bir okuyun. Okurken de ya ben bunu anladım, anlamadım, karışık geldi, şu bu demeyin. Sadece okuyun. Okuduktan sonra da kapatın ve düşünün. Aklınızda ne kaldı? Emin olun aklınızda bir şeyler kalır ve aklınızda kalan şeyleri düşündüğünüz zaman
Allah'ın bizden ne istediğini 3 aşağı 5 yukarı anlamış olacağız. Ve şunu göreceğiz. Rabbimizin bizden istemiş olduğu şey ile, Rabbimizin bize göndermiş olduğu mesaj ile bize anlatılan dinin alakası yok. Bu videoyu da burada kapatıyorum. İnşallah faydalı olur.